Emre Akbaba konusunda bir soru işaretim var. Yani Galatasaray eğer 4-4-2 şeklinde oynayacaksa ya da senin söylediğin gibi 4-4-1 fark etmiyor. Neyse. Yardımcı forvet rolünde olacaksa Emre Akbaba. Emre Akbaba'nın oyunun diğer bölümlerinde de oyuna katkı vermesi gerekiyor. İşte merkezdeki eksiklerden bir tanesi Emre'nin de evet ceza sahası içinde hem yaptığı koşular hem topun nereye gideceğini tahmin etmesi konusunda hem de son vuruş açısından orta sahaların bir tık üstünde bir oyuncu. Forvete çok daha yakın bir oyuncu. Bunu tartışmıyorum. Katkı da verecektir. Ama belki biraz da gözü boyayan bir katkı olacaktır. Yani o görünmeyen istatistiklerde, görünmeyen bölümlerde Emre Akbaba'nın eksikliğini de hissediyor Galatasaray. Lemina geldikten sonra yine böyle izlemekte fayda var. Belki Lemina o hani Alex'in zamanında Mehmet Topuz nasıl kapatıyorsa açıklarını, Lemina o açıkları kapatabilir bilmiyorum ama Lemina ile birlikte gördükten sonra bir kez daha hani izledikten sonra yorum yapacağım ama Emre Akbaba'nın özellikle rakip çıkmaya başladığı andan itibaren biraz hani daha dikkatli izlersek hücum bölümünde hep var, hep olumlu var ama savunma geçişinde ya da hücumdan savunmadan hücuma geçişteki ilk bölümlerde Emre Akbaba'yı pek göremiyoruz. Belki bu hocanın isteğidir. Belki daha diri tutmasını istiyordur kendisini ve ceza sahasında daha fazla etkin olması için. Falcao yoktu. Adem'e destek olması için böyle bir talepte bulunmuş olabilir. Ama o zaman orta sahadan bir kişi eksik oynamış oluyor Galatasaray. İster istemez de bazı takımlara karşı sorun yaşıyor. Oyun stili olarak, tekrar ediyorum, oyun stili olarak. Alex'e benziyor, Kruse'ye benziyor. Ne demek istiyorum? Bir orta saha oyuncusu değil, bir ikinci forvet gibi. Ya, aynı şeyi Kruse için de söylemiştim. Aynen öyle. Fenerbahçe'de niye Ersun Yanal mutlaka iki kanattan birini yine defansif bir orta saha olarak seçiyor? Kruse'ye konfor alanı yaratabilmek için. Senin Mehmet Topuz Alex örneğinde olduğu gibi. Mehmet Topuz orta sahada oynamıyordu. Aynen. Mehmet Topuz sağ önünde oynuyordu. Sıfır golle bitirdi sezonu. Ama niye? Sezonun çünkü, en çok oynayan oyuncusu. Niye? Çünkü çok ihtiyaç vardı. Çok gizli kahramanlardan tamam, bir tanesiydi işte, o sezonu. Aynen öyle. İşte burada da Emre Akbaba'nın varlığı bir artı katarken takıma gol yönünde, gol pozisyonu zenginliği yönünde. Hatta bence şeyi de gelişmiş. Emre Akbaba son vuruşlarda vardı. Geçen kısa dönemki Galatasaray performans sakatlanana kadar. Bu geri dönüşünde şunu da yani dar alanda doğru pası verme, dar alanda doğru tercihi yapma onları gibi. Onları çok iyi yapıyor. Top ayağındayken. Evet yani o da çok, gelişmiş çok bu sakatlık döneminde ama dediğin gibi bir defansif zafiyet de yaratıyor. Yani orada Ömer Bayram'ın soldaki enerjisinden faydalandığını söyleyelim. Çünkü Ömer Bayram çok olağanüstü bir performans sergiliyor. Evet. Hani ortada değil ama sol açık olması bir de Mehmet Topuz gibi ya da Tolga gibi skora da hiç katkısı ya da çok az katkısı olan oyunculardan da tabii değil. Canım. Hani hem duran topta hem akan oyunda inanılmaz bir seviyede oynuyor. O açığı kapatma, o enerjiyle kapatma durumu var. Ama daha iyisi olabilir mi? Hani olabilir. Daha iyisi olabilir. Ya da Galatasaray diyecek ki evet biz 4-4-2 oynuyoruz. Falcao geldiğinde de Emre Akbaba Falcao şeklinde. O zaman ona göre bir değerlendirme yapılır. Çünkü bugün bütün dizilişlerde ya da sahaya çıktığı dizilişte de maç başlarken görüyorsun zaten nasıl dizildiğini takımın. Galatasaray'ın aslında olması gerektiği yerdeki savunma etkinliği bir tık altta oluyor. Yani bunu hücumla tamamlayabilirsin. Alex gibi 30 gol atarsın, 25 gol atarsın, 10 asist yaparsın. Ayrı bir şey. Veya öyle iki orta saha oyuncun olur ki canavar gibi. Evet. O zaman o açıkları hani kapatır. 95 dakika koşarlar, hiç sıkıntı olmaz. Topu sana gelmesini beklersin. Ayrı bir konu. Ama nihayetinde çok daha iyi bir oyuncu olması için ifade ediyorum bunu. Çünkü Emre Akbaba'ya milli takımında çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Bu arada genç bir oyuncu değil. Hani artık tabii. Deneyimli bir oyuncu yani. O yüzden deneyimli bir oyuncu olduğu için de geliştirmesi gereken noktalardan belki bir tanesi de bu olabilir. Geçen sezon Fatih Terim çoğunlukla Emre Akbaba'yı oynatırken 4-3-3 düzenini bozmadan bir 8 numara sol iç gibi veya sağ iç gibi oynatmaya çalıştı ama Emre'nin temposu, fiziksel yeterliliği o pozisyona uygun değil. Bu sene mesela hiç öyle bir maceraya girmedi. Direkt Emre'nin dönüşü forvet arkasına koydu. Hiç 8-8'i falan beklemiyorum dedi. Direkt skora katkı yaptı. Bu arada yani çok ağır sakatlıktan dönüp de topu hakimiyeti ve ceza sahası yani çok dar alandaki o etkinliği bu kadar yüksek olan oyuncu sayısı da azdır. Yani çünkü döndüğü sakatlık öyle böyle bir sakatlık değil. Tekrar geçmiş olsun. Umarız daha da iyisi olur. Aynen öyle. Beğenerek izlediğimiz oyunculardan bir tanesi.